O civarlarda geldik buraya zaten. Kiracıydık. Sonra da bir ev aldık. Aynı yani 4. katta bir evimiz oldu. İyice bağlandık yani. Kaçacak bir yerimiz de yoktu şu anda. Tibyer yani. Fazla şey yapmıyorlar. Fazla yani bir Esenyurt gibi değil ya. Esenyurt müthiş bir şey yani. Yani görmeye değer böyle bina üstüne geliyor insanların binaları. Ya. Ama o binaların da ne kontrolü var ne bir şey yok. Çünkü 15 kattan 20 kattan sonrası yüksek kat. Onların şeyleri yok. Yönetmelikleri yok yani. Bildiğim falan. Yok yani standart falan o devirde yapılan standart falan bir şey yok yani. Ama ilk yapılan şeyler bunlar. Temel kolon sisteminden şeye geçti. Perdeli sisteme geçen binalar. Çok önemli yani. Ve oradaki yapı iyi biliyordu. Deniz Arsuman'la iyi bilinen bir yer. Bu büyüyebilirdi yani. Ama ilk önce birkaç tane sapmalarla beraber aşılar devam etti. O günler geçti yani. Şu anda bir anormallik görmüyoruz. Ve beklenen bir deprem değildi. 5.8 olan bir deprem bayağı büyük, ciddi hasar da yaptı. İstanbul'da bütün okullar falan muayene oldu. Başta ne kadar kötü durumda olduğumuz yapımsal bölümler ortaya çıktı. Yani bunu hiçbir zaman gizleyemezsiniz. Mesela bir şey vardı, Kandil Hastanesi'nin erken uyuyordu anlamında simograflar koydular. Marmara'nın gibi. Bunlar güya sinyali aldıklar erkenden. 7-8 saniye o farkı alacaklar. Ve bununla da elektriği kesecek, gazlar kesecek, bilmem ne kesecek diye amaç bu. Erken uyarı bu. Yani bizim deprem öncesinden belirleme doğasın ki değil, anladın. Buradaki amaç buydu ama bir tane evde elektrik sönmüyor. Başarısız kendisi. Bunu hiç kimse çevre vermedi. Yani bir gazetesi siz merak ederseniz edersiniz depremi çok kuruyorsunuz. Ama bir tane soru haline getirmedi. Yani nerede kapattılar? Sinyali mi alamadılar? Sinyali arıza mı oldu? Ne olduysa bir şey oldu. Bunlara kesecek bir şey etmiyorum. Canlı sağlıklar. Yani 3 gün telefonla konuşmaktan her şey normaldi. Ama bu kötü bir şey.